Aşura gecesini ihya etmenin fazileti. Aşura gecesi ihyası müstehap olan gecelerdendir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim o günde oruç tutarsa 40 seneye kefaret olur. O kadar günahı da olsa silinir. Aşura gecesini ihya edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez. Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Aşura gecesini ihya ederse Allahu Teala da onu dilediğince ihya eder. Allahu Teala'nın maişeti sonsuz olduğuna göre bu geceyi ihya edenin iki cihanda nihayetsiz surette ihya olacağı, abad olacağı, her türlü muradına nail olup her korkusundan emin olacağı aşikardır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allahu Teala'nın sonsuz dilemesine havale edilirse artık onun sınırını kim çizebilir? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Aşura gecesini ihya ederse sanki o kişi Allahu Teala'ya semavat ehlinin ibadeti kadar ibadet etmiş gibi olur. Aşura gecesi namazı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta bir kere Fatiha, 50 kere İhlas suresini okursa, 50 sene geçmiş, 50 senede gelecek günahları bağışlanır ve Allahu Teala onun için yüksek melek cemaatleri içerisinde nurdan 1 milyon minber bina eder. Aşura günü namazı. İmam-ı Echhuri rahimahullah'ın naklettiği bir hadis-i şerife göre, Aşura günü her rekatta bir Fatiha ve 15 ya da 11 İhlas okuyarak 4 rekat kılan kişinin 50 sene geçmiş, 50 senede gelecek günahlarını Allahu Teala mağfiret eder ve Allahu Teala onun için yüksek melek cemaatleri içerisinde nurdan yapılmış 1000 tane minber inşa eder. O gün 2 rekat dahi kılan bütün sıddıkların amelleriyle Allahu Teala'ya takarrupta bulunmuş gibi olur. Abdülkadir el-Geylani rahimehullah'ın rivayetine göre her rekatta 50 İhlas okunması zikredilmiştir.